Bir kardeşimiz nazar var mı diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el aynu hakkun buyuruyor. Yani nazarın olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde beyan ediyorlar. Yine cahiliye döneminde de nazarla birçok kötü insanlar, kötü arzuya, emele sahip olanlar gayelerine ulaşırlardı. Bir adama, bir insana zarar vermek istediklerinde nazar noktasında maharetli olan birisine birkaç gün yemek yedirmezler, yemek vermezler. Sonra kime zarar vermek arzuluyorlarsa bu kişi gelirken o gözünde bir takım karşı tarafı olumsuz şekilde etkileyecek ışınlar olan bu insanı, kötü niyetli olan bu insanı o gelen kişinin yoluna oturturlar. Birkaç gün yemek yememiştir. O da atıyla birlikte geliyor. Aç olunca o hayvana o şekilde nazar kılıyor, bakıyor. Hayvanla devrilir. Adamı da devirirlermiş. Bunu yaparlar. Kur'an-ı Hakim de bunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair tahakkuk ettiğini ya da birilerinin bunu gerçekleştirmek istediğini beyan ediyor. Kalem suresinin son ayetlerinde ve in yekadullezine keferu leyuzliqunke biabsarihim, onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse gözleriyle böyle bakacaklar, nazar kılıyorlar. Ve in yekadullezine keferu, kafirler leyuzliqunke biabsarihim, gözleriyle seni düşüreceklerdi buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Neden? Allah'ın kelamını işitiyorlar, ondan taaccüp ediyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair hasetleri var, nefretleri var. Onu bu şekilde nazar yoluyla düşürmeyi arzuluyorlar. Yine Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ buyuruyor. وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ. Yani çocuklarına Mısır'a girerken وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ, tek kapıdan oraya girmeyin, birkaç kapıdan girin. Niçin Yakup Aleyhisselam çocuklarına bunu telkin ediyor? Onları nazardan alıkoymak için bunu yapıyor. Peki nazardan kendimizi ya da ailemizi, çocuklarımızı muhafaza etmek için ne yapabiliriz? Ebu Davud'da Mervi, Ayni'nin Umdatul Kari şerhinde de var, Buhari şerhinde de var. Ayşe annemiz radıyallahu anha'dan rivayet ediliyor. Eğer birisinin nazar etmesinden endişeleniyorsak, böyle bir tereddüdümüz varsa, bu şu kişiyi nazar etmiştir. Ona söylenir, abdest alır, abdest suyu kim nazar edildiyse, yani kim nazardan dolayı zarar gördüyse, zarar gören kişi nazar eden kişinin abdest suyuyla gusül abdesti alır. Hazreti Ayşe'den böyle bir rivayet var. Sonra dua edilir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bu dua okunur. Bereket duası okunur. Bununla nazardan kişiler kendilerini, mallarını, çocuklarını, ailelerini muhafaza ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, eğer bir şey kaderi değiştirecek olsaydı nazar olurdu. Yani nazar bu kadar etkilidir insanlar üzerinde. Eğer bir şey kaderi değiştirecek olsaydı nazar olurdu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir rivayette, nazar deveyi kazana, insanı da mezara koyar. Yani insanlar nazardan etkilenebilirler. Fakat her şey Allah Teala'nın tasarrufundadır. O dilemeden kainatta hiçbir şey tahakkuk etmez. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Onun için Cenab-ı Hakk'a iltica ederek nazardan kendimizi, ailemizi, çevremizi korumak için Rabbimizden niyazda bulunalım.